Bu büyük afetin altından tabii ki sosyal ve ekonomik bir enkaz da şimdi çıkacak, onu da göreceğiz. Bu büyük sosyal ve ekonomik enkazın kaldırılması da çok ciddi uzmanlık işi. Biz buna şimdiden çalıştık. Biliyorsunuz 2001 krizini, 2008-2009 ekonomik krizini yöneten ekibimiz bizimle. Dolayısıyla böylesine büyük bir sosyal ve ekonomik krizin üzerinden nasıl gelinir? Bununla ilgili de yakın bir zamanda çalışmalarımızı tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Bunun uygulanmasıyla ilgili tavsiyelerimizi bugünkü iktidara ileteceğiz. Ama seçimden hemen sonra da kolları sıvayıp kendimiz bunları hemen uygulamaya başlayacağız. Ve kalıcı konutlarla, yıkılan iş yerlerinin yeniden inşasıyla, hasar gören fabrikaların hızlı tamiratıyla yeniden ayağa kalkacağız hep beraber. Ama bunun bir makroekonomik yönetimi ayrı bir hassasiyet istiyor. Dün bir bağış kampanyası vardı biliyorsunuz akşam saatlerinde. Bu bağış kampanyasında yüksek bir bağış rakamına ulaşıldı. Sanırım 115-116 milyar gibi bir rakam altında kaldığı kadarıyla. Fakat bunun kair ekseriyeti zaten kamu kuruluşlarının elindeki kaynağı bağış yapmaları. Yani devlet aslında bir cebinden alıyor, öbür cebine koyuyor. Yani değişen fazla bir şey yok burada. Net anlamda baktığımızda 30 milyarlık bir bağış var. Bu da işte ne kadar zamanda bu bağışlar yapılır, ne zaman fidyata döner bilmek zor ama yaklaşık 1-1,5 milyar dolar mertebesinde bir bağış. 1-1,5 milyar dolar önemli bir rakamdır ama bu enkazın kalkması ve hayatın normale dönmesi için asla yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla burada yapılacak özellikle kaynak temini ve bu kaynakların doğru yerlere yönlendirilmesi konusunda da yapacak çok iş var ama bugün dediğim gibi önce insan diyoruz, önce insani sorunlara eğilmemiz lazım. Gerisi arkadan gelir, bir şekilde düzelir, toparlanır inşallah. Bugünün dünyasında teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde gerçekleri saklamanın zaten imkanı yok. Dolayısıyla buradan hükümete benim acil çağrım, eğer akıllarının ucundan böyle şeyler geçiyorsa, yani gerçekleri toprağın altına gömme gibi bir şey geçiyorsa, bunu hemen unutsunlar, vazgeçsinler bu niyetlerinden. Çünkü hep söylüyoruz, özgür basın can kurtarır. Bu depremde bunu gördük. Bundan sonra da göreceğiz. Özgür basın can kurtarır, özgür basın hayat kurtarır. Bu zor dönemi de hep beraber özgür basınla, ifade özgürlüğüyle, haber alma ve haberleştirme, haber verme özgürlüğüyle aşmak zorundayız. Ve bu şekilde çalışırsak bu zorlukları aşarız. Üzere Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa gibi bölgelerde deprem meydana geldi. Bu tür senaryoların, filmlerin bir daha oynanılması için ne tür bir deprem politikası izlenmeli? Şimdi burada önleyici tedbirler çok önemli. Evet. Önleyici tedbirler. Yani çok sayıda vatandaşımızı kaybettik ama bunların önemli bir kısmı önlenebilir kayıplardı maalesef. Ona üzülüyoruz. Yani evet. Bir deprem öncesi tedbirlerde daha dikkatli olunsaydı önlenebilirdi. Hı hı. İki, depremden sonraki ilk 2-3 gün, yani hani hayata döndürmenin insanları daha kolay olduğu günlerde hızlı hareket edilebilseydi yine çok sayıda ölümü önleyebilirdik. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Yarın bu konularla ilgili bir soru seti hazırlıyoruz. Yani depremden önce neler yapılmadı, niye yapılmadı? Bir de depremden sonraki ilk birkaç gün ne yapılmadı, niye yapılmadı? Bunlarla ilgili bir sorularımız var. Bu sorularımızı hükümete, ülkeyi yönetenlere soracağız. Çünkü vatandaşlar bize her yerde soruyor. Şu anda siz bize soruyorsunuz ya. Yani 10 gündür gittiğim her ilde ve ilçede vatandaşlarımız bunları soruyor. Bu soruları da biz toparlıyoruz şimdi. Hükümete soracağız. Ama bu sosyal ve ekonomik toparlanma ayrı bir çalışma gerektiriyor. Onu da yakın bir zamanda bitirdikten sonra onu da yine dediğim gibi kamuoyuyla paylaşacak. Bu afet döneminde gerek medya kuruluşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız, gerekse sosyal medya kullanan tüm vatandaşlarımız yoğun bir haberleşme ve iletişim içerisinde oldu. Ve olayların anında yerinde tespit edilmesi, duyurulması, sosyal medya vasıtasıyla yardıma, desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sesini duyurması, imkanı olan vatandaşlarımızın yine sosyal medya yoluyla vatandaşlarımıza ulaşması, bunlar çok önemliydi. Dolayısıyla bütün bu afetin yönetimi boyunca hem sosyal medya sonuna kadar açık olmalı, hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmamalı, hem de medya kuruluşlarımızın özgür haber alma ve özgür haber verme çalışmalarına asla engel olunmamalı.
gün sansür günü değil, gün gerçekleri örtme günü değil. Gerçeklerin üstü örtülmemeli, gerçekler toprağın altına gömülmemeli. Gerçek neyse hep beraber bileceğiz. Bu millet bütün gerçekleri olduğu gibi bilecek, anlayacak ve anladıktan sonra çözümü de yine hep beraber millet olarak gerçekleştireceğiz. Gerçekleri siz vatandaştan saklayarak, halktan saklayarak bir yere varamazsınız. Felaketin ne kadar büyük olduğunu herkes biliyor, görüyor. Dolayısıyla hiçbir şeyi saklamaya, örtmeye gerek yok. Depremden önce yapılması gerekirken yapılmayanlar var. Bunları herkes biliyor. Depremden sonraki ilk birkaç gün sistem çalışmadı, işlemedi. Bunlarla ilgili hep sorularımızı hazırlıyoruz. Bu soruları da ayrıca soracağız. Bunu da herkes biliyor, görüyor. Dolayısıyla kimse kimseden bir şey saklamaya çalışmasın. Özgür yayıncılık mutlaka devam etsin. Vatandaşlarımızın haber alma özgürlüğü devam etsin. İfade özgürlüğü son derece önemli. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, bunlar çok temel insan hakları. Bunların mutlaka sonuna kadar devam etmesi lazım.